hayallerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş sarılıp hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la. İki hayalim var. Bir gün önemli bir yazar olmak ve Galapagos'a yerleşmek. Orası neresi mi? Meraklısı biliyor. Varsa yoksa Galapagos. Hayatımın sonuna kadar yaşamak istediğim yer işte. Size çok uçuk geldi değil mi? Hayal kurmanın nesi kötü? Hayatın acı gerçeklerinden kurtarıyor insanı. Acı gerçekler derken... Sebercet, ödümü kopardın ya. Ya bir gün de şu dükkana gelme. Sebercet mi Sanemciğim, bıkmadın şu şakadan ama. Benim adım Muzaffer, hatırlatırım. Ne yapıyorsun? Hiç romanımı yazıyorum. Beni de yazıyor musun? Ben de var mıyım? Yoksun Sebercet, hayallerimi yazıyorum. Yaz yaz sen, beni de yaz. Ne olur ne olmaz. Bundan sonra ben de varım hayırlısıyla. Ne diyorsun ya? Bundan sonra ne demek? Şşt, anladın sen. Hadi. Hiçbir şey anlamadım. Sen ne istiyorsun? Söyle bana. Süt mü istiyorsun? Getireyim ben hayır, sana. Hayır, hayır, hayır. Bu sabah süt istemiyorum. Akşam ailecek size geliyoruz. Ya gelin. Her akşam geliyorsunuz zaten. Öyle değil. Bu sefer gümbür gümbür geliyoruz. Zebercet bak, benim içim şişti. Ne istiyorsan söyle. Tamam. Özet geçiyorum. Akşam size geleceğiz. Sana çiçek alacağız. Çikolata alacağız. Terlik, pabuç alacağız. Anlamadın. Diyorum ki... Akşam ailecek size geliyoruz, senle ben. İzdivaç. Senle ben, biz. Yani zamanıdır. Annemlerin haberi var mı? Olmaz mı? Zaten bugün gelelim dedik, hayır dedi, yarın gelin dedi. Deli mi bunlar ya? Estağfurullah, olur mu öyle şey? Baban haza beyefendi bir insan, aklı başında bir aile. Kurbanlık koyun mu veriyor bunlar? Koyun mu? Anne, oh. 5 dakika dur dükkanda. 5 dakika dükkanda dur. Hayır, 15'te durayım da. Nereye? Peyniri kaçtan veriyordum? Aa, Sanem. Senin ne işin var bu saatte evde ya? Bana bak, ayakkabımı teki nerede? Hiç. Anne! Ne oluyor kız? Anne! Anne! Anne, Zebercet seni istemeye geleceğiz diyor. Ne olmuş? Hadi içerilerde otur. Anne, Zebercet diyorum, Zebercet. Yarın beni istemeye geleceğini zannediyor. Annesini arasana, gelmesinler akşam. Konuştum. Buyurun dedim, gelin dedim. Yarın geliyorlar. Ayrıca Zebercet demiş çocuğa. Çocuğun adı Muzaffer. Anne, şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. Şaka falan değil çocuğum. Şaka falan değil.
Çocuğum ben sana kaç bin kez söyledim. Dedim ki aklını başına topla dedim, bir iş bul dedim ama yok, yok. Benim bir işim var zaten. Bakkalım ben. Bak çocuğum, iki saat bakkalda durmakla bakkal olmuyor bu bir. Madem ananın sözünü dinlemiyorsun, evlenirsince ben Muzaffer'le oturursun evcezinde, bu da iki. Anne, resmen beni tehdit ediyorsun şu anda. Baban da istemiyor zaten bakkalda çalışmanı. Ne yapsın adam, susuyor. Aklın bir karış havada çocuğum. Aklın bir karış havada. Aba vakti yaba, yaba vakti aba. Neymiş efendim? Yazar olacakmış da Alabosya'ya gidecekmiş de. Galapagos anne orası. Ha, ha işte. Gabaklagos. Ay, ay göğsümün üstüne ağırlık çöktü ki. Hadi alın ya aileyi. Alın şeyi. Anne. Anne bak. Anne. Ayakkabının teki nerede? Kolumuz bu mu şu anda? Anne. Anne zebercet diyorsun, farkında mısın? Sen de biliyorsun değil mi? Bu nasıl bir aile kurumu ya? Siz resmen topluca benim kuyumu kazmaya çalışıyorsunuz. Annem diyor ki bugüne kadar girdiği hiçbir işte tutturamadı. Döndü geldi yine bakkala diyor. Yalan mı? Sen susana. Bak ablacığına. Kariyer desen kariyer, başarı desen başarı. Maşallah çocuğuma. Sağ ol anneciğim. İyi be anladık. Ablam doğru, ben yanlış. Ciddi ciddi kahvaltı mı yapıyorsunuz şu anda? Ne yapacağım çocuğum, etmeyeceğim ben kahvaltı. Ayrıca kapıda kuyruk mu var taliplerinden? Kuyruk mu var? Bir tanecik talibim. O da zaten. Aman Muzaffer. Vereceğiz artık. Yok ya, ben kabustayım ben. Çok kötü bir kabustayım şu an. Babam beni zebercete asla vermez. Baba! Baba! İnandı galiba. Varsa yoksa Muzaffer. İyi ki varsa Muzaffer. Kız Allah kahretmesin, babanın haberi yok. Koş koş. Aa. Koş. Baba! Baba! Ne oldu bir tanem? Ne bu telaş? Ha? Hadi söyle babana, neyin var, gel. Baba, ha. Sen beni zebercete vermezsin değil mi? Zebercete? Veririm, bana bak. Niye vermeyeyim? Allah Allah, veririm. Neden vermeyecekmişim? Baba, zebercet olmaz. Ben kılım ona. Nesi varmış canım çocuğun? İşinde gücünde gül gibi çocuk değil mi ya? Evet, mevkibe. Anan haklı. Ayrıca da bana bak. Anana niye bakıyorsun ya? Benle konuşuyorsun. Soruyu bana soruyorsun. Tanıyorum ben. Bir kere mahallemizin çocuğu. Efendi, saygılı yani bir kere. Sonra el öper. Kaç kere öptü. Şeyden çıktıktan sonra bayramda, seyranda. Bak hala... Ya anana niye bakıyorsun? Benimle konuşuyorsun. Veririm, bitti. Bitti, konu kapandı. Siz gerçekten ciddisiniz ya. Baba! Damacım yok, bitti. Veririm dedim. Babacığım. Tamam kızım işte, söyledim ben söyleyeceğimi. Baba bir dursana, bir dur. Tamam kızım, ne var? Durdum, söyle. Ya bari sen yapma. Ya ne yapayım kızım? Bir söz vermişiz, o sözü yerine getireceğiz. Bu kadar. Gerçekten ya. Ya Sanemciğim, ablacığım zaten çok fazla da bir seçeneğin yok. Artık kocan getirir, sen de pişirirsin. Mutlaka... Tabii. Ben anladım sizi. İş meselesi yüzünden yapıyorsunuz bana bunu. İşim yok diye. Ben iş bulurum. Sen de bunu çok iyi biliyorsun baba. Hatta şimdi gidip bulacağım. Ne oluyor mevkibe? Akşam Muzaffer'ler mi geliyor bize? Yarın akşam gelecekler. Stella Aysun aradı, gelelim mi dedi. Ben de ne deseydim, ne yaptı? Ben de buyurun dedim, gelin dedim. Kaç yıllık komşumuz. Kızımızı zebercede verecek halimiz yok herhalde. Yani. Ama Sanem'in de bir gözü korksun, işmiş bulsun. Sen de canak tutma artık bu bakkalcılık oyununa Nihat. Tamam Mevki Bey, sakin ol. Yine sesin kısıldı. Vallahi gözler bu kadar oldu. Elim ayağım uyuştu ya. Elim ayağım uyuştu. Vallahi bu kadar yıllık karımsın. Ben bile hala kafanın içinde ne var anlamadım gitti. Sanemsi. Sistirim, kızım kurtuldun ya. Zebercet'i evlendiriyorlar. Bir dokum da atıyorlar sizin bakkalın orada. Ne kurtulması? Kızım benimle evleniyor. Ya iyilik. Sen ciddisin. Çok ciddiyim. Annemler beni zebercetle evlendirecek kadar düştüler. Ne yapacağım? Valiye rezil olacağım. İş bulmam lazım benim. E tamam. Şey yapalım, sana iş bulalım. İş bulalım kardeşim. Soralım kasaba manava falan. Kızım zaten bakkalda çalışıyorum diye evlendiriyorlar. Manava çırak mı olacağım? Benim daha kurumsal, daha süslü bir işe ihtiyacım var. Hmm.
sen şu tavuk kümesi şeysinden mezun değil misin? Biz sana nasıl öyle bir iş bulacağız ki ya? Bir dakika. Bunların iş yerinde böyle ablan demiyor muydu? Şey, birini arıyorlarmış bu getir götür işlerine falan. E söyleyelim, soksun seni işe. Ablam beni hayatta sokmaz oraya. Ya sokar ya. Sokmaz. Ya sokar, niye sokmasın? Sokar. Niye sokmasın? Hadi görüşürüz Ay. Nereye? Görüşürüz. Nereye ya? Ne oldu Halil abi? Sanem baban evde mi? Ne oldu, niye soruyorsun? Ya biraz konuşmam lazım. Borcunu iyice uzattı ya. Ya şimdi taksit yapayım diyor. Ya 40.000 lira taksit ödenir mi? Vallahi ben icraya gideceğim ya. Dur ya, ne borcu ne kredisi ben anlamadım. Ya bir konuşabilir miyim? Halil abi, konuşamazsın. Vallahi kalp krizi geçirir babam. Şekeri var, tansiyonu var adamın. Ya bana da borcu var. Ya bir saniye çıkabilir miyim? Görüşelim. Halil abicim bir durabilir misin lütfen? Ben işe gireceğim, kredi çeker öderim sana borcunu. Yakışıyor mu hiç böyle kapılara dayanmak? Hadi halledeceğim diyorum Halil abi, halledeceğim. Tamam tamam. Bak sana bir hafta müddet. Ödedin ödedin. Ödemedin icraya gireceğim. Demedi deme, tamam mı? Tamam. Sana yaptığım kaşarlı tostlara rağmen olsun ya. Beleşe edin hepsini, beleşe. Eline sağlık Meykubi. Afiyet olsun. Yat. Baba. Ya kızım sen ikide bir bakkalı kapatıp niye buraya geliyorsun? Yok kapamadım. Zebercet duruyor benim yerime. Hı. Size bir konuşma yapmak istiyorum. Sevgili anneciğim, sevgili babacığım ve gıcık ablacığım. Eğer ben iş bulursam Zebercet'le evlenmek zorunda kalmayacağım değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman alın size iş. Ablamın ofisinde getir götür elemanı arıyorlarmış. Ay saçma sapan konuşma, bu iş olmaz sana. Neden olmazmış? Babam doğru söylüyor, neden olmazmış? Ne güzel iş işte, tertemiz, cillop gibi. Aa, ne oldu ya? Hani sen kurumsal hayata karşıydın? Hani biz binalara tıkılmış zavallılardık, sen yazar olacaktın, ne oldu? Vazgeçtim. Aşırı kurumsal olmak istiyorum şu anda. Hadi beni götürsene iş başvurun, hadi. Ay sen saçmalama ya, Allah Allah. Kanatlı hayvan üretmiyoruz biz, orada reklam üretiyoruz. Sen ne anlarsın reklamdan? Baba. Leyla. Anne. Ya benim bir imajım var şirkette. Ben bu sorumluluğu alamam. Bir reputasyonum var. Emre Bey'in sağ koluyum sonuçta. Abart. Kızım alt tarafı sekretersin nedir yani? Estağfurullah. Leyla. Bak kardeşin burada işe girmek istiyor. Çalışmak istiyor. Yani insan bir kardeşinin elinden tutar. Bir destek olur. Bu mu senin ablalığın? Ya babacığım tamam da. Tamamsa tamam. Ya şimdi sen hani madem o şirkette bir ağırlığın var. Öyle değil mi Mevkubi? Bunu sen bize anlatıyorsun. Yani senin sözünü dinliyorlar orada. O zaman tut kardeşinin kolundan. Kat önüne doğru şirkete götür. Son sözüm bu. Of. Ya tamam iyi gelsin. Orada öyle boş boş konuşsun. Kim işe alır ki zaten bunu? Nasıl gireceksin mülakata? Beyle. Onu demiyorum. Ne konuşacaksın, ne söyleyeceksin? Soru soracaklar da çünkü. Bilmem. Doğaçlayacağım. Şimdi senin giyecek bir şeyin de yoktur kesin. Benim yok belki ama... Senin var. Oh ya. Ne güzel hayat ya. Kız sus. Vallahi Beyküle senden korkulur. Bayılırım ben sana. Allah Allah. Madem ablasın, o zaman göster ablalığını. Ay Serem hadi yürü Allah aşkına ya. Senin yüzünden geç kalacağım işe. Bana bak içeride doğru düzgün davran tamam mı? Sakın rezil etme beni tamam mı? Burası mı? Ha burası. Ay resmen gri burası ya. Ben şimdi anlıyorum senin neden bu kadar sıkıcı bir insan olduğunu. İnsanın ruhu çekilir burada. Ay sen iş hayatının ağırlığından ne anlarsın be? Vizyonun bakkalla kasap arasındaki mesafe kadar. Hadi yürü. Bana bak içeride ne kadar az konuşursan o kadar iyi tamam mı? Sanki ben de çok meraklıyım konuşmaya. Ay meraklı değilseniz gelmeseydiniz o zaman Sanem Hanım. Allah Allah. Meraklı değilsen de mecbursun bak.
Sabah tutturduğun işte iş diye seni getirdim ben buraya. Sakın beni rezil etme, tamam mı? Tamam. Günaydın. Benim burada ne işim var ya? Şu düştüğüm duruma bak. Herkes gri. Kurumsal burada. En uzun çalıştığınız iş 3 hafta sürmüş. O şimdi şöyle. Benim asıl işim bakkallık. Yani toplam süreye bakılırsa eğer ben çok uzun zamandır bakkalım. Şimdi normalde insanlar çalıştığı işleri böyle uzun uzun toplayıp yazıyorlar CV'lerini. Benimki neyse o yani, o şekilde. Sizin çocuğunuz mu? Allah bağışlasın. Vallahi çok yakışıklı. Getirmeyin buraya. Kızlar yemin ediyorum bayılırlar. Aşık olarak kapı verirler delikanlıya. Kızım. Maşallah çok güzel. Ha. Ne bileyim ben bıyıklı falan görünce bıyıklardan karıştırdım herhalde. Hırsı galiba. Alo Emre Bey, günaydın. Günaydın Leyla. Abim geldi mi? Aa, bilmiyorum Emre Bey. Ben şu anda insan kaynaklarındayım. Kardeşimle iş başvurusunu yapıyoruz da. Aa, kardeşin işe mi başvuruyor? Bir şansını denemek istedi. Senin yarın kadar çalışkansa zaten mülakata ihtiyacı yok demektir. Sema Hanım'a söyle işlemlerini başlasınlar. Ben onay veriyorum. Ha, öyle mi diyorsunuz? Peki, sağ olun. Yine çok zarifsiniz Emre Bey. Çok teşekkürler Sanem adına da. Kardeşim yani. Ha bu arada Leyla, ben şirkete geliyorum. Şu çalıştığımız dosyaları hazırla, olur mu? Oldu. Girişinizi yaptık. Madem Emine Bey böyle istedi. İlk bir ay deneme süresi. Ondan sonra görüşeceğiz sizinle. Deneme mi? Ne denemesi ya? Ay size kolay gelsin Sema Hanım. İyi günler. Buyurun. Ay deneme ne ya? İşe alındın mı alınmadın mı? Denetmeyeyim ben. Alındın Sanem, alındın. Ama hiç kendine pay çıkarma. Emre Bey seni de benim gibi çalışkan zannettiği için işe aldı hemen. Sanem. Ablacığım bak lütfen. Düzgün davran, tamam mı? Sakın beni rezil etme, tamam mı? Ne olursun yalvarıyorum sana, ne olur beni rezil etme, tamam mı? Hayır, ne edeceğim be? Çalışmaya geldik sonuçta biz buraya. Sus, sus be, bağırıyorsun. Kolay gelsin. Yürü. Sıkıcılıktan ölecek burası ya.
ablacığım, ben şimdi odadan dosyaları alıp geleceğim. Sen burada bekle beni, tamam mı? Hiçbir yere ayrılma. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ne kadar şıksın bugün. Nasılsın? Tatsız, tuzsuz, keyifsiz. Şuna bak, şuna. Eski sevgilin dergiye çıkmış. Yılın en iyi reklamcısı. Aziz Bey, kıpırdamayın. Saygısız, terbiyesiz. Bütün müşterilerimizi elimizden alıyor bu. Ya baba, abartıyorsun. İki küçük müşterimizi aldı, o kadar. Bir tanesine yaptığı reklamla ödül aldı. Hırsız bu, hırsız. Anlıyor musun? Ayrıca hırsızlığın küçüğü büyüğü olmaz beyefendi. Baba, yardım kampanyasıydı. O yüzden ödül aldılar. Yani bak, ver onu bana. Yok. Bak, kesin aramızda bir ajan var. Bütün kampanyaları sızdırıyor. Aylin de işe alıyor. Yoksa nasıl büyür bu şirket bu kadar? Baba, adını bile duymak istemiyorum o kadının. Bak, lütfen ilişkimiz bitti, tamam mı? Tamam, tamam. Ah! Acıdı. Hafif kilo mu aldın? Yok, gayet iyisiniz. İyiyim değil mi? Evet. Can nerede? Arıyorum, sürekli açmıyor. Can işte. Ara ara. Yine ara sen. Alo. Abi neredesin sen ya? Geliyorum Emre. Hayır, neredesin? Ne zaman geliyorsun? Oğlum uzatma, geliyorum işte. Çok mu özledin beni? He, çok özledim. Tamam, hadi görüşürüz. Geliyorum. Şimdi Emre Bey'in yanına giriyoruz. İçeri gireceksin, teşekkür edeceksin. Ondan sonra ağzını bile açmadan dışarı çıkıp beni bekleyeceksin. Anladın mı? Anlamadım. Bir daha anlatsana. Anladın mı diyorum? Tamam. Yürü. Gel. Merhaba Aziz Bey. Emre Bey, kusura bakmayın, geciktim. Buyurun, belgeler. Çok teşekkür ederim bu arada iş için. Bir şey değil. Ha, kardeşim mi? Hı hı. Sanem, Leyla'nın kız kardeşi. Bugün işe başladı baba. Seni hangi departmana aldılar kızım? Getir götür departmanı. Ne kadar komik bir kardeşim var Leyla. Sağ olun. Tamamdır Emre Bey. Hadi Leyla'cığım, editörlere söyle de D Bank'ın aylıklarda çıkan ilanlarını bana tarayıp göndersinler. Tamam. D Bank, yaşam, ev dekorasyonu, mimarlık ve Leva Fashion dergilerine ilan verdi bu ay. Nereden biliyorsun? Ya Sanem'in böyle çok değişik fotoğrafik bir hafızası vardır. Bir gördüğünü bir daha unutmaz. Şu ana kadar hiçbir işe yaramayan değişik bir özellik işte. Ha. Bu dergiyi gördün mü? Gördüm. Moda sayfası kiminle? Elif Güler. Kaçıncı sayfa?
46. Doğru. Bundan sonra dergileri sen kontrol et kızım. Ay resmen işim var şu anda. Ha bu arada 40. yıl partisine sen de davetlisin. Bütün çalışanlarımız davetli. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz yani. Sağ olun. Hadi sana. Hadi ablacığım. Ha bu arada 77. sayfada Ersin Yüce'nin çok güzel bir yazısı var. Mutlaka okuyun. Ön alamıyoruz. Oldu. Bak bakayım şunu. Ya arkadaşlar hayrat mı burası? Yani espresso yok, malt chocolate mocha bitmiş. Herkese filtre kahve vermek zorunda kalıyorum. Ya lütfen. Yani benden izinsiz girilmesin bu alana. JJ. Aşkım ne haber? İyi. Şu arkamda gördüğüm var ya. Yeni eleman. Eti senin kemiği benim. Bütün pis işlerini koştur. Ne istersen onu yap tamam mı? En ufak hatasında da patronlara bildir. Hadi göreyim seni. Konuşacak mıyız? Ha, merhaba, ben Sanem. Merhaba, Cengiz ben de. JJ derler. Senle aynı takımdayız Sanem, tamam mı? Her işe koşulan eleman pozisyonu bizimkisi, okey? Okey. Evet. Kızlar, zarflar tamam mı? Tamam JJ. Alayım. Yani şimdi biz besin zincirinin en alt halkası oluyoruz değil mi? Hayır. Altında altındayız. En altındayız. Hemen vazgeçilecek departman bizimkisi. Hapşırsa kendini kapının önünde bulursun. Öyle yani. Güzelmiş. Buyurun. Güzel. Önemli değil. Sen Leyla'yı nereden tanıyorsun? Ben onun karındaşıyım. Teşekkürler Cece. Ne taşıyım? Kardeşiyim. Ama yani karındaş daha doğru. Çünkü karın deşen Jack gibi oluyor böyle. Ona çok uygun. Güzel, güzel şaka. Hoş. Sevdim mizahını. Sevdim seni ya. Gel bakalım. Arkadaşlar bunları alalım. Olmayanlara da iletirsiniz. Bugün 40. yıl partisi var da. Bu her neyse ya. Şimdi ben sana buranın düzenini anlatayım. Bak burada her şeye Aziz Bey bakar. Tamam mı? Onun altında oğlu Emre Bey ve Deren Hanım var. Emre Bey finans işlerine, Deren Hanım kreatif işlere bakar. Yani tüm kampanyalar Deren Hanım'dan geçer. Yani işte prodüktör, metin yazarları, grafikerler hepsi. Gülis. Bir de Gülis var. Aziz Bey'in asistanı. Her şeyi duyar, hisseder. Merhaba Gülis. Çok tatlı kızdır. Gülis. Merhaba, ben Sanem. Merhaba Gülis. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Gülicim. Bir de Can Bey var. Esas oğlan. Büyük olaydır. Yani dünyaca ünlü bir fotoğrafçı biliyor musun? Gerçekten. O da Aziz Bey'in diğer oğlu. Merhaba. Sağ olun. Yani tüm dünyayı gezip fotoğraflar çekiyor. Çok anlamam ama ben de baktım fotoğraflarına. Birkaçından etkilendim. Güzel kareleri var. Hoş yani. Yani çok tehlikeli yerlerde gezdiği rivayet ediliyor. Her neyse. Ben sana biraz daha mekanı, ajansı anlatayım. Cece. Bak şimdi. Efendim. Geliyorum. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gözlerimiz yollarda kaldı. Özlettin. Yine harika görünüyorsun. Sağ ol Eren. Odada mı babamlar? Aa odada. Benim de azıcık işim var, sonra ben de... Bak, sana bahsettiğim Can Bey geldi. Hani nerede? JJ? Evet. Yeni biri başlamış, kim o? JJ, sen benimle gel. Tamam. Öbürü, sen de gel. Sanem, Sanem ne yapıyorsun? Öbürü sen de gel dedi. Koş, hadi. Koş. Ama iyi de benim adım Sanem yalnız. Koş.
Bence güzel böyle. Ha? Aa, çok iyi. Şurayı biraz yaparsak mı? Yok canım. Oo Aziz Bey, yakıyorsunuz yine. Ha. Oğlum, özlemişim, özlemişim. Oğlum ne lan bu saç? Sahneye mi çıkıyorsun? Şu kulağa bak, mendiller, bir şeyler. Bak biz şehirde böyle yaşıyoruz, medeni insanlar. Sen ormanda yaşadığın için tabii. Al soktu. Sahi Kamboçya'da mıydın? Krati. Öyle turla gittiğin tatiller de götürmezler adamı. Ona ne şüphe canım. 40. yıl partisi olmasa zaten şirkete uğrayacağın yok. Tam 40 yıl oldu bugün. Bu şirketi kuralı. Vay be. Ama sen hala delikanlı gibisin Aziz Bey. O nasıl oluyor? Botoks yaptırıyorum. Sahi, hadi smokinin hazır, bir dene. Boş ver ya smokini, ben giyerim bir şey. Ya bugün 40. yıl partisi var. Sen böyle saç sakalla mı gelecek? Baba biraz Allah aşkına şu an bir şey söyle. Yakışıyor oğlum bana, sen takma kafana. Baba sen ne zaman gidiyorsun? Yarın sabah. Ya senin geleceğini çok geç öğrendim. Eğer bilseydim ertelerdim. İyi, ben 2 gün sonra dönüyorum. Yakalarım seni bir yerlerde. 3 ay tatil iyi gelecek sana baba. Yoruluyorum artık ya. Şirketle ilgilenmek istemiyorum. Merak etme. Ben buradayım. Gözün arkada kalmasın. Benim bir toplantım var. Çıkmak zorundayım. Ya dur. Şş, hop. Bunlar üstümüzdeyken kendimizi gösterelim. Hadi gel. Hadi geç baba, hadi. Hadi gel. Hadi yürü. Çabuk. Burada akşam gelecek konukların listesi var. Hepsini tek tek arayıp gelip gelmeyeceklerini teyit edeceksin. Anladın mı? Anladım. Ne oluyor? Bilmiyorum ki. Gel bakalım. Evet. Selfie çektirmek isteyenler sıraya girsin lütfen. Can Bey orada. Hani nerede? Orada. Görmüyorum Cece, nerede? Hadi. Hadi oyalanma. Çok işimiz var. Yürü. Çabuk. Tamam. Ama neden katılmıyorsunuz? Sonuçta Aziz Bey sizi çağırmış, davetiye göndermiş. Gelseniz güzel olurdu aslında. İyi be, gelmezseniz gelmeyin. Of. Evet, nasıl gidiyor bakalım? Gayet güzel Deren Hanım. Deren Hanım. Bu gece Aziz Bey ve ajansımız için çok çok önemli. En ufak bir hata olmasını istemiyorum. Her şeyin mükemmel olması lazım. CC sen Aziz Bey'in, Emre Bey'in ve Can Bey'in smokinlerini opera binasına gönderirsin. Tabii ki. Burada da teşekkür mektupları var, onları zarflarsın. Öbürü sen de sticker yapıştırırsın. Benim adım Sanem ama. Postanede çalışıyoruz sanki ya. Cece, öbürü işinden memnun değilmiş. Yo, çok memnunum. Çok memnun, aşırı memnunum. Neyse, ben opera binasına gidiyorum. Hah, Cece, unutmadan Ahmet Ergulan'ın numarasını bana listeden bul. Mesaj at, onu bizzat ben aramak istiyorum. 0572-281-8190. Sen nereden biliyorsun? Ben gördüğüm şeyi unutma. Kızım sen olaysın. Nereden biliyorsun numarayı? Hadi mesaj at ya, unutma. Kaçtı numara? Bunları da hallettik. Sen bunları raporla sisteme gir, tamam? Tamamdır Emre Bey, hemen hallediyorum. Ha bu arada Leyla, sorumlulukların artacak. Hazırlıklı ol. Şirketin başına ben geçiyorum. Nasıl? Patron siz mi olacaksınız Emre Bey? Evet. Babam gidiyor.
Abim yılda bir iki kere geliyor. Kim olacak başka? Sen de finans müdürünün değil. Patronun asistanı olacaksın. Emre Bey çok sevindim. Ama Güliz var. Normalde patron asistanı o. O nasıl olacak? Güliz yetenekli kız. Onu düşünürüz. Sen sakın kimseye bir şey söyleme, tamam? Tabii tabii. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güliz kızım, arabayı da hazır ediversin. Tamam Aziz Bey. Hadi baba çıkalım biz de. Ha Can, otursana. Konuşmak istediğim bazı şeyler var. Ne oldu, bir soru mu var? Ben gitmeni istemiyorum. Kal. Buraya yerleş artık. Ya yapma baba, olmaz. Biliyorsun yine aynı mevzu. Yeni bir teklif aldım. Tüm dünyada mülteci kamplarını çekeceğim. Hem ben burada birkaç günden fazla kalınca boğuluyorum. Beni biliyorsun. Biliyorum da konu bu değil. Konu başka. Şirket kötü durumda. Nasıl? Neden? Ya bu Emre'nin eski sevgilisi var ya, Aylin. Bir ajans kurmuştu. Evet. Biz bir kampanya yapıyoruz. Bir bakıyorum aynı kampanyayı onlar da yapmış. Bir şirketle sözleşme imzalayacağız. Bir bakıyorum imzalamışlar bile. Ya bir ajan var, bilgi sızdırıyor. Maddi zararı geçtim ama 40 yıllık itibarım var benim bu şirkette. Yerle bir oldum. Emre ne diyor bu duruma? Araları bozuk ama ajan meselesine inanmıyor. Ben ne yapabilirim? Şirketle ilgilenmeni istiyorum. Ben ajanı bulamadım. Belki sen bulabilirsin. Ya baba, olur mu öyle şey? Benim ne alakam var? Emre var işin başında. Emre, Emre. Emre bu işi beceremez oğlum. Doğruya doğru, finans konusunda çok iyi. Tamam ama bak, hem sen yıllarca çalıştın bu ajansta. Yapma baba, yıllar önceydi o. Bak, şimdi ajansı sana devretsem ona katlarsın. Ama Emre bunu başaramaz. Öyle bir özellik yok Emre'de. Olmaz baba, başka bir çözüm bulalım. Emre'ye de çok ayıp olur, yapamam. Tamam, tamam. Ama hemen karar verme. Biraz düşün. Benim için. Sana ihtiyacım var oğlum. Tamam. Düşüneceğim. Aslan oğlum benim. Aziz Bey, araç hazır. Çıkabiliriz. Çıkalım. Hadi gel. İşte anneciğim, sen de patron asistanı olacaksın dedi. Ya. Ay sağ ol anneciğim. Sen emin mi? Ay ne bileyim, sabahtan beri koşturup duruyor ortalarda. Çalışıyor gibi görünüyor ama sen emden bahsediyoruz sonuçta. E yani. Bakkalda çalışmaya benzemez tabii burası. Hatırlamıyor musun, son işinden 2 saat içinde kovulmuştu. Annemle mi konuşuyorsun sen? İşiniz gücünüz dedikodu ya. Üvey evlat mıyım ben? E tamam anneciğim, ben seni sonra arayacağım. Hadi öptüm. Ya bir de utanmadan beni çekiştiriyorsunuz. Abla olacaksın abla. Ay ne alakası var canım? Yüzüne de söylüyorum işte. Ne dedikodusu? Yalan mı? Kovulmadın son işinden 2 saat içinde? Yahu ben o adamı hırsız sandım, müşteriymiş. Niye tekme atayım yoksa ben o adama? Aman bütün yaptıklarının da bir açıklaması var zaten sana. Doğduğum günden beri yaptığım her şey yanlış zaten sana göre. Ya birazcık olayları benim açımdan bakmayı denesen olmaz mı? Yok, mükemmel Leyla. Ya siyah ya beyaz sana göre dünya. Arma. Benim imajım var ya burada. Rezil edeceksin beni. Ne imajı ya? Buzlar kraliçesi. Hadi gittim ben. 8 saattir ayaktayım. Ayaklarım şişti. Çalışma rekorumu kırıyorum ben bugün. Aman iyi. Çalış.